Değerli yurttaşlarım, değerli basın emekçilerimiz, burada şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Türk polisini yürekten kutluyoruz. Türk bayrağı altında terörün yeri mezardır. İçişleri Bakanlığımız ve Türk polisi terörün Türkiye'deki yerinin ancak ve ancak hapishane ve mezar olduğunu bir kez daha ispatlamıştır. Teröre Türkiye'de geçit yok. İçişleri Bakanlığımızın terörün arkasındaki kuvveti Amerika Birleşik Devletleri olarak saptaması yaşadığımız tarihsel gerçekliktir. Amerika Birleşik Devletleri bugün dünyada teröristlerin ağasıdır. Bütün terör örgütlerinin arkasındaki gücün Amerikan emperyalizmi olduğunu en iyi biz Türk milleti biliyoruz. Terörü, terör örgütlerini, Fethullah terör örgütünü, PKK'yı, PYD'yi, YPG'yi, bütün o cümlesini terör örgütlerinin bölücüsünü ve İslam bayrağı altında İslam'a düşman olan DAEŞ gibi terör örgütlerini en iyi Türkiye tanımaktadır. Onun arkasında Amerika Birleşik Devletleri olduğunu da çok iyi biliyoruz. O nedenle İçişleri Bakanlığımızın ve hükümetimizin Amerika'dan gelen sahte taziye mesajlarını reddetmesi son derece yerindedir. Ancak bu Amerika güdümlü teröre verilecek cevap bundan ibaret olamaz. O terör örgütüne adam terörist toplayan, para toplayan, terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan HDP derhal kapatılmalıdır. HDP'yi kapatmamak Mehmetçiğe sadakatsizliktir, vefasızlıktır, hatta ihanettir. Buradan Anayasa Mahkemesi'ne tekrar hatırlatıyoruz. Hukukun gereği, vatan bütünlüğünün gereği, Türkiye'de insanca yaşamanın, kardeşçe yaşamanın gereği derhal HDP, PKK'nın uzantısı olan HDP'nin kapatılmasıdır. İkincisi, HDP ile anayasa yapılmaz. Anayasa yapacağız diye HDP ziyareti AK Parti hükümetinin vahim bir yanlıştır. Yanlış olduğunu işte burada şehitleri kurban vererek bir kez daha anlamış oluyoruz. Nereyi ziyaret ediyoruz? İstiklal Caddemizde bomba patlatanların örgütünü mü ziyaret ediyoruz? Mayın döşeyenlerin Türkiye'mizin zeminine örgütünü mü ziyaret ediyoruz? Mehmetçiğimizi kurşunlayanların, bebek katillerinin örgütünü mü ziyaret ediyoruz? AK Parti hükümeti bu yanlıştan derhal dönmelidir. HDP ile anayasa yıkılır, anayasa yapılmaz. Bunu da önemli belirtiyoruz. Ve Amerikan emperyalizmine karşı, teröre karşı mücadele bugün insanlığın uluslararası mücadelesidir. Bu mücadelede Türkiye yalnız değildir. Terörle boğuşan, Amerika kaynaklı etnik terörle, bölücü terörle, sözde dinci, sözde mezhepçi terörle mücadele eden ülkeler var. Onlar bizim kardeşimizdir, aynı cephedeyiz. Rusya gibi, İran gibi, Suriye gibi, diğer Arap ülkeleri gibi, Çin gibi ve mazlumlar dünyası, Orta Asya Türk devletleri gibi. Bu ülkelerle birlikte ancak Amerika kaynaklı terörün hakkından gelebiliriz. O nedenle hükümetin Birleşmiş Milletler'de Amerika ile beraber parmak kaldırması çeşitli kararlarda vahimdir, gaflettir.
Bu yanlışlardan kesinlikle dönülmelidir. Teröre kurban verdiğimiz bu aziz şehitlerimizi bir kez daha saygıyla anıyoruz ve buradan bütün dünyaya ilan ediyoruz bir kez daha. Türkiye büyük bir ülkedir. Türk milleti büyük bir millettir. İmparatorluklar geçmişi vardır. Atatürk devrimi mirası, birikimi vardır. Hiç bu ülkeyi karıştırmak gibi maceralara kalkışmasınlar, son versinler bu maceralara. Sonları hazin olacaktır. Türkiye'nin onlara cevabı, direnci onların da sonunu getirecektir. Onun için Amerikan emperyalizmine de buradan Türkiye topraklarından ihtar ediyoruz, uyarıyoruz. Kendinizi toplayın. PKK'ya desteği, FETÖ'ye olan desteği, Türkiye'yi karıştırmayı, Türkiye'yi kaosa sürükleme planlarını çöpe atın. Çöpe atmazsanız siz çöpe gideceksiniz. Buradan Amerikan emperyalizmine de bu mesajlarımızı yolluyoruz.